Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Dave the Diver'la karşınızdayım. Şimdi en son ne yapmaya çalışıyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum. Deniz insanlarının buzul mağarasına girmiştik. Orada belli başlı yerleri açmıştık. Ve bizim için orada bir ışınlanma kapsülü açılmıştı. Bununla beraber meyve sebze falan yetiştiriyorduk da. Kral sen bana şu silah upgrade'ini sat. Meyve sebze yetiştiriyorduk da ne yapıyorduk onu hatırlamıyorum. 3 gün sonra salatalık etkinliği vardı galiba. Salatalık etkinliği için malzeme yetiştiriyorduk. Pirinçler falan ekilmişti. Tavuk çiftliğimiz vardı, yumurta falan da geliyordu. Şu eski rapçi babasının çiftliğine yerleşmişti. Okey. Balık çiftliğimiz vardı, geceleri falan avlanıyorduk böyle. Ve Dave'in galiba Kobra ile bir konuşması gerekiyordu. Bir mekanik parçadan zırh mı yapılacaktı, bir şey yapılacaktı. Çünkü kıyafetlerim soğuğa dayanamıyordu. Bak buzul mağarasının aşağısına inemiyordum. Doktor Bacon ve Kobra'yı aramam gerekiyordu galiba. Bu kadar yakınken niye beni telefonla arıyorsun diyor. Adamın bize saldırmasına şaşırdı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Evet efendim, saat. Doğru. Şey bu arada, elemanlardan biri bize robot kıyafeti giyip roket atarla falan saldırdıydı ya. Oradan bize zırh mırh yapacaktın hani. Dur bir de telefonla arayalım abi. Doktor Bacon'ı bir arayalım. Aa, Doktor Bacon açmıyor. Başka da arayacağımız kimse yok galiba. Okey. Neyse, salatalık etkinliği için bir şeyler ektik, biçtik. Ben buzul alanına gidiyorum ama buzul alanında sağ kalabileceğim mi acaba? Çünkü deniz insanlarının bana kıyafet verdiğini hatırlıyorum. Deniz insanları bana kıyafet verdi ama şeyi hatırlamıyorum. Soğuğa dayanabiliyor muydu bizimki? 400 metre derinlik, ey yavrum ey. O balığı alabilir miyim? Balık. Alacağım. Sekizinci kademe bir antik Moria. Şu küçükler ne yapıyor? Küçüklere tek atayım la bari. Kutup el potu. Bak şu da farklı bir balık ve arkada müthiş bir müzik çalmıyor mu? Dostlar, Dave the Diver'a hepiniz hoş geldiniz bu arada. Jelatinli salyangoz. Hey gidey. Buradaki küçüklerin hepsini toplamaya çalışırsam... Aa, uygun teçhizat olmadan aşağı inemem diyor. Ben buradaki küçük alana kendimi hapsettim o zaman. Neyse, en olmadı şöyle yaparız. Buz balığı. Vay vay vay. Şunları avlayalım. Sonra aynadan inşallah tekneye atmıyordur direkt. Deniz insanlarının inine gidelim. Deniz insanlarının şehrine. Deniz insanlarının şehrinden balık tutmaya devam edelim. Ha, fark etmedim, fark etmedim. Sağ olasın, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben yayını almayı unuttum ya. Eyvallah. Ya sabah yayını açtım. Direkt böyle bir bıdı bıdı yaparak başladım. Ondan sonra da oyuna geçtim ya. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ha, okey. Tekneye dönmeden deniz insanlarının oraya dönebiliyorum. Şahane. Niye deniz insanlarının oraya döndüm? Bu sefer tersten loot yapacağız.
Normalde denizin yukarısından başlayıp derinliklerine doğru iniyorduk ya. Artık böyle derinde ne varsa toplayıp toplayıp böyle gide 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 şey yapacağız. Balık tutacağız. Bir de büyük beyaz köpek balığını avlamak isteyen bir tane teyze var. Her gün fırtınalı havada teknesiyle geliyor. Kafayı yemiş vaziyette. O girdap nerede acaba? Bir de girdabın yerini falan öğrenmeye çalışabiliriz. Abi çok fazla şey yapmayacağım. Seni stanlayabilir miyim? Çok iyisin. Şimdi bizim elimizdeki tüfekte şey var dostlar. Aa! Silah upgrade muhabbeti var. Salata etkinliğinden dolayı şimdi salatalıklarla suşi falan yapacağız ya. Salata etkinliğinden dolayı bana örümcek eti falan da lazımdı. Bak onu da hatırladım. Bir yandan örümcek eti de tutmaya çalışalım. Yan görevler bana bir şey sağlamıyor ki abidin. Görev ödülü olarak sadece köy jetonu veriyor. Pek bir şeye faydası yok yani onların. Aa. Lan bu köyün orada mı sıkıntı? Ha tamam. Bir an köyden yukarı çıkamayacağız falan zannettim biliyor musun? Acayip derinliklerdeyiz bu arada. Şu balıklardan daha önce çok çok fazla avladım. O yüzden artık daha fazla şey yapmıyorum. Ve sanırım sandık buglanmış orada. Şunu toplarım ya. Bana bir de fener vermen gerekiyor. Ha. Şükür hayatta kalabilem diye. Oksijeni bilerek almıyorum. Daha çok yüksek miktarlarda oksijenim var. Atakan Bey selamlar, günaydın. Hoş geldiniz. Tamam, artık yedek oksijen kapsülüm de var. Şimdi açıkçası ben biraz daha böyle büyük balıklar avlama peşindeyim. O yüzden küçüklere dokunmuyorum. Özellikle Megamod. Mega ağızlı köpek balığı şu an olabileceğinden çok çok daha fazla para ediyor. Hoppa. Dur. Bu örümcek yengeç etine ihtiyacım var. Tariflerimizde kullanacağız onu. Bir oksijen de fullerim kenarda, ayaküstü. Sualtı motoru maalesef seni alamam. Çünkü yedek oksijenle dolaşmak beni daha güvende hissettiriyor açıkçası. Tam kan göbekli tarağı böyle bir stunlamayı başardık da. Mayonez, yeni item. Sushi'de mayonezi nerede kullanacaksın ya? Küreğin hasarı iyi, çok güzel de kazma gibi materyal toplayamayız. Ya da dur ya, küreği alayım. Kürek güzel ekipman çünkü. Evet güzel ekipman ama yandaki malzemeyi almamızın imkanı yok kürekle. O yüzden tekrardan hızlıca kazmayı alıp dalma zamanı. Bu opal cevherleri falan ileride işe yarayacak. Peki ben buradan nasıl yukarı çıkabilirim acaba? Ya yolculuğun nereden olması gerekiyor mesela?
girilecek bir yer bulduğumda şehre gireceğim. Işık tutarak gireceğim. Etrafı dolaşmak yerine burası bana aynı yola tekabül ediyor gibi geldi ama bir de map yok lan elimizde. Tamam, küreyi geri al, kazmayı boş ver. Çıkışın nerede olduğunu bilen var mı? Pirinç pilavına severim bu arada ya. Bence pirinç pilavında mayonez sırıtmıyor, mayonez ya da ketçap. İnsanın tercihine bağlı tabii de. Yukarı nasıl çıkacağımın yolunu arıyorum dostlar şu anda. Ya yukarı ya da başka bir yere. Çünkü buralarda avlanmaya değecek kadar yüksek seviyeli bir canlı yok. Kendimize heder ediyoruz burada durduk yere. Böyle bir mega ağızlı köpek balığıdır, şudur budur, onları yakalayabilmeyi arzu ediyorum. Burası aynı bokunun lacivertine çıkartır. Bence yukarı çıkalım biraz daha. Ha şöyle. Lan dön dolaş aynı yere mi geldim acaba? Kaplan köpek balığı eti de iyi para ediyor. Mega mod da iyi para ediyor. Ha merhaba. Stan yiyip bayılırsa çok iyi olur. Oh. Abi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Küçük minik bir köpek balığı kendisi ama avladık. Bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Senin tertini şöyle çıkaracağım. Gene kademi bir verdi. Ben bunu ezmek için niye bu kadar uğraştım ki o zaman kürekle? Yani sırf kadem bir vermesin diye küreği alayım dedim. Ver kazmayı ver o zaman. Kürek bir halta yaramıyor. Yıldırım zıpkını ucu 3. Ekipman güzel de balık yok. Mirim. Etraftaki küçüklerde pek bir cacığa yaramıyor açıkçası. Oha. Yani mayında kullanmayalım da şimdi. Tam buranın yukarısına çıkış olması lazım bir yerde. Peki mağaranın içinde bir şey bulabilecek miyim? Normalde burada goblin köpek balığıyla savaşmıştık. Onu hatırlıyorum. Oh! Ulu Bey 5 kişiye abonelik hediye ediyor efendim. Kesenize bereket sevgili Ulu Bey. Abonelik hediyeniz için çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Şimdi ölmeseydi daha iyiydi tabii. Ama bak burası su altı gölü. Tam burada goblin köpek balığıyla savaşmıştık. Buradan yukarı çıkış var. Çok iyi. Şurada ben bir oksijeni alayım. Daha devam ediyor mu burası? Tüfeği falan veriyor. Ulu Bey'den 100 bit var efendim. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğiniz için Ulu Bey. Çok çok sağ olun. Desteğiniz hemen sayaca eklendi bu arada. Bilginize otomatik ekleniyor yani. Bu nasıl bir köpek balığıydı hatırlamıyorum ama yakaladık. Güzel. En azından yakalamaya değer bir iki yırtıcı. Üf. Fırfırlı köpek balığı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi.
Bir tane daha üçüncü kademe balığımız olmuş oldu. Tertemiz. Tertemiz. Bunun çiftini yemiştik çünkü ben onu hatırlıyorum. Şimdi balık çiftliği var. Balık çiftliğinde her balıktan ikişer tane bırakman gerekiyor. Ben kazara bizim Beyz'dekinin işini yedim. O yüzden ona yeni birini götürmek iyi oldu. Yumurtlarlar daha fazla çoğalırlar. Aa, buradan gidilmiyor. Ben gidiliyor sandım. Neyse, okey. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Biraz oksijen tüketir ama burada depar atabiliriz. Tam çıkmadan evvel de oksijeni alayım. Vallahi güzel oldu. En azından şu minik mağaranın içerisinde güzel bir şeylere rast gelebildik. Base için yararlı, bizim için yararlı. Çünkü taşıma kapasitem çok fazla. Ama bu fazlalığa nazaran alabileceğim o kadar fazla balık yok. Mesela şunlarla uğraşmak da istemiyorum. Seviyeleri düşük kalıyor buraya nazaran. Şeyi unuttum tabii. Ha, 5. kademe. Rank 5 bir balık. Burası bizi daha da aşağı indiriyor gibi hissediyorum ama. Yok, buraya daha önce gelmedik. Güzel. Zehirin etkinliği daha kötüydü galiba. Sandıkları bilerek açmıyorum. Alabileceğim hiçbir şey yok. Lan stun ye bir kere de güldür yüzümüzü ya. Buranın popülasyon belli. Şimdi bizim mermi bulmamız lazım ki diğer balığı yakalayabilelim. Bak, daha buranın kapısı da kapalı. Buranın da nereye çıktığını bilmiyorum. Efendim, şeyden sonra sevgili Ulu Bey, bu Sabaton bittikten sonra evet peret yapmayı planlıyorum ama neler ekleyebilirim, ne yapabilirim şu an için çok şeyimde değil, hani fikrim, belli bir fikir üzerinde yoğun değilim. Ama evet, benim de aklımda, çok teşekkür ederim. Çok tatlı oluyor ya. Şimdi aşağıdaki o balığı es geçmedim aslında. Ve bunu da es geçmiyorum aslında. Bunları bayıltıp şey yapmak lazım. La git buradan. Bayıltabileceğim silahın hiç mermisi falan yok mu ya? Bu arada şunu da almam lazım. Ya sevgili köpek balığı, seni yakalayabilirim ama canlı ele geçirmek istiyorum. O yüzden bekle, belki başka bir uyku silahı gelir. Deşleme bana. Abicim beni bir sal. Hah, sakinleştirici zıpkın. Hah şöyle.
güzel mermi arıyordum ama bu da olur. Yedek oksijeni de basalım. Bir daha yedek oksijen çıktı. Çok iyi. Şimdi şu aşağıdakini haşlamaya gideceğim. Ama onu öldürmeye oynamam lazım. Çünkü yerim kalmadı. Siz de beni çarpmayın. Üf, yedik elektriği. Önüme çıkıp durmayın lan. Ne yazık ki o adamın bayılması bize yetmiyor. Etini söküp alacağız. Ama sen bayılmışken uçar giderim. Bunlar bir halta yaramıyor. Bu yüzden bunların etlerini almıyorum. Bilginiz olsun. Yoksa kaçırdığımdan ettiğimden değil yani. Onlar bayılttığınızda da alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim iyi dilekleriniz için. Çok sağ olun. Güzel zaman geçiriyorsanız ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ya daha yeni kalktım. Sesim henüz oturmadı. Bir de şu sıralar yalan yok yani. Birazcık böyle bir... sigara miktarını abarttım. Abartınca da artık sabah yeni uyanmamla beraber böyle oluyor sürekli. Öğlene doğru daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Pickaxe'de kalsın. Henüz buradaki işimiz bitmedi. Daha toplayabileceğimiz belli bir miktar daha ağırlık limiti var. 30 kilo kadar daha balık alabilirim. Hatta zorlarsam belki daha fazlasını bile taşıyabilirim. Çünkü fazla yüklenebiliyorduk. Overload olabiliyorduk hatırladığım kadarıyla. Overload. Seven Days efendim yakın zamanda olabilir aslında ya. Çok bol vaktimiz var çünkü. Ama tamamen arkadaşlarımın müsaitlik durumuna bağlı. Şimdi onlar adına karar vermiş gibi olmayayım. Aslında var ya şuradan basıp direkt gideceksin ya. Çünkü arıyoruz, arayıştayız da. Burası benim indiğim yer mi? Haritada aslında sürekli her şey belli başlı konumunda. Evet, burası benim geldiğim yer. Ya niye mermi sıkıyorsun? Bayıltır ele geçirirdik elemanı. Tamam ben artık bir tane kaçış kapsülü bulup buradan tez zamanda ikiliyorum. Aynı yerde dön dolaş dön dolaş. Kalıp durduk ya. Teşekkür ederim dostum. Project Hospital'ın arayüzü bana çok ufak geliyor ne yazık ki. Arayüzü çok ufak geldiği için şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Mesela aynı sorun Prison Architect'te de geçerli. Ne yazık ki Prison Architect'te de arayüz çok çok küçüldü. Zaten hani çok uzun süreler oynadığım için ekstradan bir tekrar zaman ayırasım gelmiyordu ama oynamak istediğimde bile artık şey sorunu var. Aa, lan bütün her şeyi harcadıktan sonra mı geldi bu köpek balığı? Anca senin etini alabilirim kral. Bu mega ağızlı mı bu? Hemen uyanır uyanmaz. Yok bu evet mega ağızlıymış.
Ve normalden 10 kat daha yüksek ağırlık taşıyorum artık. Şimdi etliye sütlüye bulaşmadan, sağa sola karışmadan, ufak ufak ikileme zamanı. Ağır yük taşıyorum ama oksijenim çok. Hatta yedek oksijen tüpüm bile var. Ne yapacağım? Burada gördüğüm ilk kaçış noduna binip adios deyip gideceğim. Buranın ışığı beni korumaya yetmeyecek galiba. Üf, çok yavaş. Project Zomboid arada sırada oynadım efendim, evet. Sevgili Ulu Bey, Bannerlord'da efendim en son izlemiş miydiniz bilmiyorum, fırsatınız olmuş muydu? Old Realms modunu oynamıştık. Bu Old Realms modu da Warhammer evreninde geçen, Total War Warhammer evreninde geçen bir moddu. Vampir bir büyücü olup insanlığa kök söktürdük 30 bölüm boyu. Onun dışında daha fazla Bannerlord ya da Mount & Blade içeriği ile alakalı pek bir planım yok. Zira sebebi şundan kaynaklı, gerçekten o kadar çok oynadım ki farklı bir senaryo ya da yapılabilecek bir challenge olmadığı sürece çok fazla giriş yapasım gelmiyor. İnanın mesela bu oyunda 30 saati devirmişsem sanırım Bannerlord'da 930 saat civarıydı. Göz atmadıysanız ama o Old Realms moduna göz atmanızı tavsiye ederim efendim. Gerçekten eğlenceli bir moddu bu arada. Şimdi gidip dükkan açacağım. Ay, yeni elemanlar geldi. Hiçbirinin servis yeteneği iyi değil. Bir saniye, oyuna Koh Karnıcı mı eklemişler? Bir çiftliğe gidelim bakalım. Alabileceğimiz adamlar arasında Koh Karnıcı vardı galiba. Pirinç tarlamı bir koruyayım efendim. Sevgili Ulu Bey'den 5 kişiye abonelik hediyesi var. Teşekkür ediyorum Ulu Bey. Çok sağ olun efendim. Ben de çok teşekkür ederim ilginiz için. Ne oldu? Yeni bir ürün mü getirdin? Besin kompostası ne yapıyor? Şu büyüme gübresinden al. Mesela 6 tane büyüme gübresi alsa. Komple tüm toprağa mı gübre veriyor? Bak, yolunabilecek otlar falan varmış. Ve aynı anda tüm toprağa gübre veriyor. Pirinç tarlasına da verdim gübreyi. Günaydın abim. Bir de balık çiftliğine gidelim. Şimdi sanırım bununla alakalı yapacağımız pek bir şey yok. Sabah belli olacak galiba daha. Şu an yumurta halindedir diye tahmin ediyorum. Ben sushi dükkanını açmaya gidiyorum ya. Aslında gece dalmak da çok keyifli de. Usta Şef Vampang ortaya çıktı. Nasıl bir yarışma düzenliyorsunuz burada? Günaydın aşkım. Günaydın bebeğim.
Fatih'im hoş geldin, günaydın. Bu bir yemek yarışması gibi bir şeydi galiba. Senin mutfağıyla alakalı nasıl bir yemek yapacağız acaba ya? Giderken bir de hareket falan yapıyor. Buğday ve yumurta da istiyor. İyi hadi hayırlısı bakalım diyerekten şöyle bir şey yapalım. Araştırmada henüz olabileceğim bir şeyler yok. Bunlar bizim malzeme deposu. Personel alımlarında bakar mısınız? Bak şey var. Yemek pişirmede iyi koh karnıcı var galiba. Koh yazıyor. Direkt koh karnıcıya gönderme bu ya. Bananım günaydın. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. O zaman bizim ihtiyarı transfer edelim. Ha, gerçi hangi parayla koh karnıcı upgrade basacaksın Samet? Para yok. Bam 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 bam. Malzemeleri özellikle kullanmıyorum. Sebzeli sushi çok pahalı olmasına rağmen. Mega köpek balığı eti kullanıp oto tedariği alacağım. Fırfırlı köpek balığını bir upgradeleyelim. Mis gibi vallahi baranım. 87 saat. Oh. Balığa daldı herif resmen. Son upgrade'ini de vuralım. Evet ama artık fırfırlı köpek balığı etinden çok az kaldı elimizde. Enayi Joe. Bir şey söyleyeyim mi? Depoda beklemesinin hiçbir anlamı yok. O yüzden şöyle full köpek balığı eti gidiyor bu arada. Şöyle bir tane koyalım. Bir anda 127 saat oluyormuş. Olabilir. Daha fazlası da olabilir bebeğim. Yeter 3 çeşit ya. Full köpek balığı eti servis ediyoruz ama şu sebzeli sushi'den bilerek servis etmek istemiyorum. Havuç ve patlıcan biriksin diye. Yoksa onların da fiyatı çok çok iyi de. Bir de şu uzun burunludan koyalım. Oto tedarik. Tamam. Aç dükkanı. Bizimkilerin servis yeteneği oldukça iyi. Onlar hallediyor. Oo, temizliği 2 dakikada halletti. Helal olsun ha. Ama bize temizlikten anlayan bir tanesi daha lazım bak. Her yer temizlik için bekliyor. Millet kirli tabak görünce kaçıyor. Dish.
Oğlum adamın servis yeteneği o kadar yüksek ki bana bırakmıyor lan işi. Bir tane de ben servis yapayım lan. İşte bana böyle servis elemanları lazım. Aynen aynen Samet'im, El Nino'yu aldım. Başka temizlik yapan hangi adam vardı balım? İlan verdim. İlanda şey geldi bak. Koh Carnage geldi. Adamlar oyuna Koh Carnage'ı eklemiş. Yemek pişirme yeteneği iyi gibi duruyor. Bence uçar alınır yani. Çok iyi. Bize buzulda iş yapabilmesi için bir tane daha şey, bir tane şey yapacaklar. Kıyafet yapacaklar. Deniz insanlarının verdiği kumaş, antik mağarada bulunan su altında nefes alma kolyesi, artık kolyesi midir nedir bilmiyorum. Ve şeyle beraber, bu mekanik parçalarla beraber. Senen abi hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Yayın bu arada 140. saatine giriş yapmış. 150'de bir esleriz ya. Ya da 150'de değil 160'da falan, bilmiyorum artık ne zamana denk gelirsek. Bu ne bu? Boynuzlu papağan balığı mı? Artık bu Fishmon sayesinde, balık izleyici sayesinde kaç tane balık var, ne kadar etim var, ne kadar ediyor falan filan hepsini öğrenebileceğim galiba. Ve boynuzlu papağan balığı yakalamam lazım. Biraz Pokemon'a falan gönderme yapmışlar galiba. Pokemon benzetmesi yapmışlar. Anlamadığım bir şekilde. Sevgili Melih Tetikçi, dikkat edin efendim kendinize. Herkes sadece El Nino'yu alıyordu temizlik için. Yanına da Raptor ve kokteyl. Yanına da Raptor. O zaman Raptor'u arayacağız. Peki Afşi için Samet'im sence şey alınır mı? Koh Carnage alınır mı? 100 yetenekle falan başlıyor. Bayağı yüksek yetenekle başlıyor bu arada. Aha, iki tane yumurta da geldi. Lan ne oldu ekinlere? Bizim ekinlerden bazılarına bir şey olmuş abi. Anlamadığım bir şekilde. Ben dün geldim, temizliğini yaptım, şeyini yaptım. Gübresini attım. S
Salatalıklar bugün içerisinde şey olacak galiba. Bizim iki tane salatalık cortlamış. Oğlum bizim salatalıklara ne oldu? Ama bunlara gübre falan da verdim. Allah Allah. Toprağı falan da gübreledim de. Neyse, şöyle yapalım o zaman. Burada bir şey ikili değil galiba. Aynen, ikili değil. Buradaki toprağı gübrelerim. Buğday, havuç, salatalık. Ne olmadı, salatalığın kendisine buradan da para vereceğim. Buğday da lazım. Bizimki Çin mutfağı için buğday istiyordu. Hani kendim yetiştirmeye çalışacağım ama buğday alırım. Tamam ya, şeye dokunmuyorum. Şurada salatalıklar yetişebildiği kadar yetişsin. Sonra aldığım havucu ve patlıcanı ekeceğim. Balık çiftliğine bir uğrayalım efendim. Pişirmede James ve Raul. Ama bizim şeyler de çok iyi. İki tane kalsa yeter bu arada. Mavi tankten de iki tane kalsa yeter. Hepsinden ikişer tane bırakıyorum bu arada. İki olanına dokunmuyorum. Bizim dükkana bayağı et gidiyor böylelikle. Tertemiz. Aslında burayı bir süreliğine kendi haline bırakıp şey yapmam lazım. Var ya, buradakileri çok şey yapıyorum. Çok haraslıyorum. Bu arada bizimkiler kafayı yedi. Daha önce hiç keşfedilmemiş bir balığın etini yemek istiyorum falan diye. O agalara ne yapacağız onu da bilmiyorum. Oyunuzda papağan balığının fotoğrafını çektikten sonra yakalayıp yiyeceğiz mi yani? Sushi dükkanına gidip bizim pisiyi bir besleyelim. Efendim 140 saattir canlı yayındayız. 140 saattir canlı yayın akışımız kapanmadı. Bilginiz olsun. Bu arada pişirmede bence Maki de çok iyi ya. Samet'im. Kızın adı aklıma gelmedi de baksana. 560 pişirmesi var mesela. Tedarik ve itiraz yetenekleri ne işe yarıyor? Daha size eğitim vermeyeceğim. Miyav miyav. Yani son kaliteli kedi mamasını verdim. Miyav. Raul'u falan servise koydum da. Malzeme hazırlama ustası. Servisten aslında Raul'u alıp şeyi mi versem? Payı mı versem diyeceğim de Raul'u mutfağa alıp. Bilemedim ya. Dediğim gibi bak, şuradaki kokkarnıç da bayağı ilgimi çekiyor. Adamda çünkü 100 pişirme var. 100 pişirme, 100 tedarik. Bir şey diyeyim mi? Denemeden bilemeyiz ya. Hoşça kal.
Bütün paramı şu an Koh abime harcayacağım. İpucu ustası mı? İpucu ustası derken ne işe yarıyor yani ipucu ustası? Her zaman bahşiş alır. Okey. En olmadı Raul'la yer değiştiririz onu. Evet, sanırım servisi alacağız. Servisi 290 oldu. Kokteyl servisi. Bizde henüz kokteyl açık değil. Tam yer değiştireceğiz ya. Yapacak hiçbir şey yok. Raul'u mutfağa alacağım. Çok yaşa aşkım. Raul'u buradan alacağım. Koh abimi buraya koyacağım. Raul'u buraya koyacağım. Bunun üzerinde niye bir tane bir şey yanıyor? Koh bir şeyler hazırlamış gibi görünüyor. Bunu upgrade'lediğimizde başka bir şey verecek galiba ama dur bir 5000 altınım dursun. Servis yeteneği iyi gibi ya. Kokteyl açık değilse servise Itsuki charm atıyor, kaçamıyorlar. Kaçamıyorlar derken... Zaten genelde kaçtıkları olmuyor da benim tek sıkıntım şu. Masalarda kirli tabaklar oluyor, kirli tabaklardan dolayı şey yapamıyorlar. Bu arada şöyle yapalım sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.